dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bergama ile Ayvalık arasında fıstık çamı ormanlarıyla kaplı Kozak Yaylası'na geldik. Kozak Yaylası bir kısmı Balıkesir'e, bir kısmı ise İzmir'e bağlıdır. Bugün Kozak Yaylası içinde bulunan Demircidere köyünü gezeceğiz. Ama öncesinde destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Şimdi hazırsanız Demircidere köyünü birlikte keşfedelim. Madra Dağı'ndaki Kozak Yaylası ismini Çam Kozalağı'ndan alıyor. Yaylanın büyük bir kısmı fıstık çamı ile dolu. Ayvalık ve Bergama arasındaki 67 kilometrelik yolun etrafına yayılmış olan binlerce hektarlık alanda 5 milyon fıstık çamı ile kaplanmış Kozak Yaylası, Balıkesir ve İzmir il sınırları içerisinde bulunuyor. Yolun zirve yaptığı yerde mola verip etrafa baktığımızda fıstık çamları uçsuz bucaksız brokoli tarlalarına benziyor adeta. Deniz yüzeyinden 500 bin metre yüksekte olan Kozak Yaylası 16 köyden oluşuyor. Şimdi Kozak Yaylası'nın girişindeyiz. Ucu bucağı gözükmeyecek şekilde çam fıstıklarıyla kaplı her yer. Kasım-Mart arası yaylada çam kozalağı toplama dönemi oluyormuş. Toplanan kozalaklar yaz aylarında güneşe seriliyor ve kurutuluyor. Kurutulunca açılan kozalaklardan fıstıklar çıkarılıyor. Birçok insan da gelip mantar topluyor. Hatta biraz önce de birçok kişiye denk geldik. Burada arabalarını park edip şimdi mantar topluyorlar. Kozak Yaylası'nda birçok köy bulunuyor. Bunlardan biri olan Demircidere köyüne doğru yola çıktık. Şimdi Demircidere köyüne doğru gidiyoruz. Demircidere, İzmir'in Bergama ilçesine bağlı bir mahalledir. İdari bölüm olarak daha önceleri köy iken 2012 yılındaki yasa değişikliğinden sonra mahalle olmuştur. Biraz sonra bu köyde bulunan Etnografya Müzesi'ni gezeceğiz. O köylülerin kültürleri, gelenekleri, geçim kaynakları hakkında sizler için bilgiler alacağız. Şimdi köyün içine doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Kozağın üzümü. Abi, siyah üzüm. Aha, kırmızı da, üzüm. Bu da beyaz. Sene 77'den beri bu işi yapıyoruz. Üzüm getiriyoruz, işte üzüm götürüyoruz marketlere, malallara. Abla da böyle yaptıklarını mı satıyor? He işte burada pekmez kaynatıyoruz. Kaynatırken olsaydı bakayım, çekerdiniz. Pekmezler burada yaptığımız pekmez. Bunlar kaynattınız pekmez. He yeni kaynattık evet. Ne güzel ya. Mis gibi kokuyor. Valla. Ne kadar kilosu? Kilosunu 50 liraya satıyoruz. İyi. Normal. Fiyatlarımız öyle pahalı değil. Evet, dağınlarda kaynatıyoruz. Orada var bir tane daha büyük dağın. Burada da kaynattınız. He, burada kaynattık. İşte burayı da çekebilirsin. Hı hı. Evet. İşte böyle. İşte. Şarakma değil artık da hani önceden şarakmalar varmış. Hı hı. Onlar da kaynıyormuş ama şimdi böyle insanlar çok fazla yapmıyor. İşte yiyecek. O nedir abla? Söyledin. Orada ezilip bütün köylü orada yapıyormuş. Hani dağınlar böyle yani şeyle sıvanıyormuş. Yani, çamurla sıvanıyormuş. Yani. Böyle ocağın üstünde değil de. O çamurla kenarları sıvanıp su bacanın içinde yani, ateş başka yere gitmiyormuş. Biz ateşi boşuna yakıyoruz yani. Çok şey yapıyoruz. Isı kaybetmiyor yani. Hı, ısı kaybetmeden yapılıyormuş önceden. İşte nasıl burada talep fazla var mı? Yok. Köye gelen giden. Ha, köye gelen giden çok ya, ama bu sene oldu. Üzüm işi olmadı, satılmadı. Hı. Satılmadı. Sizin kendi bağınız var mı? Benim kendi bağlarım zaten. Burası bizim bağ. Yukarıda üst taraf var. Ya, üç tane bağımız var. Aşağıda var şurada kafenin altında. Kafenin altında var bir tane. Üç tane bağ var benim kendimde. Üzümden sadece pekmez mi yapıyorsunuz? Pekmezle biz satıyorsa ya biz toplamda veriyoruz. Kalanlar kendimiz götürüyoruz satıyoruz öyle yani. Üzüm ya pek üzümümüz para etmiyor üzümü. Kaç senelerden beri. Hı. Ama ne yapacaksın? Malımız işte bırak, mal canın yongası diye la bırakamıyoruz. Hı. Yoksa bizden sonra yapacak bunu kimse yok. Evet. Yani diyeceğim yani. Şimdi bu pahalılığa göre 700 bin lira bir çuval gübre olursa ne olacak bu işte? Her sene gübre döküyorsunuz. He, gübre atıyorsun. Şimdi bir traktör gübre getirdim desem 500 lira istiyorlar. Bir traktör gübre olmuyor ki. Bu bağ benim 7 traktör istiyor. Yukarıdaki bağ büyük bağ. O 20 traktör gübre istiyor. Hesabını yaptın mı kaç para mı alacak? Sata kazandığımız para ne? Öyle birer şey maaşları var, Bağkur. Ha, emekli maaşları. Emekli maaşından geçirmeye çalışıyorum. Gençler nereye gitti? Abi?
Gençler Ayvalık, dışarıda. Bergama, dışarıda İzmir, dışarıda. İstanbul hepsi gidiyor. Bizim altımız yok artık köyde. Ya üzüm para yemiyor ki. Veriyorsun adama 5 liraya, adam satıyor 10 liraya. Bizim satıcı kazanıyor. Şey ama bu bizim yaptığımız işin en çoluk çocuk geçinmez yani. Yani çocuk okutamazsın. Bizim olmadığı için, bitirdiğimiz için artık mecbur buradayız. Bu işi de mecbur oyalanmak. O da emeklilik olmazsa hiç geçim olmaz. Hiç geçim olmaz. İşte birer Bağkur emeklisi insanlar hep. O yüzden bir de böyle bir ineği var. Yemek yiyecek kadar. Hı hı. İnek bakıyor. O da bir tane hani şey için değil. Kendi yemesi için bakıyor. Tabii, bağlara tabii. Da gene aynı şekilde bekmez kaynatıyor. Satıyor biraz. Oradan alıyor. O kadar. Hı hı. Başka hiçbir şey yok. Köye gelirken köy girişinde ablamızın yeri. Ayvalık'tan geldiğinizde hemen köyün sol tarafında, girişte sol tarafta. Sirke yapıyoruz, üzüm sirkesi kendimiz. Üzüm sirkesi. Bal sirkesi yaptık kendimiz. Ondan sonra elma sirkesi yapıyoruz. Yani kendi ürünlerimizi satıyoruz işte. Demircidere köyünün sokaklarındayız. Kahvelerin olduğu yere doğru ilerliyoruz. Köy kahvesi var şurada. Müze var. Demircidere özel etnografya müzesi. Burada onların kültürlerini, Türkmenlere ait motiflerin sergilendiği müze. Biraz sonra şimdi orayı gezeceğiz. Sadece emeklilikle geçiniyorlar, maaşla. Peki bu çam fıstıkları ne zaman ekilmiş? Nasıl böyle geçim kaynağı haline gelmiş? Doğduğumuzdan beri hep aynıydı bu ağaçlar ama şu an mahsul vermiyor. Neden? Vallahi bilmiyorum, doğada bir dengesinde değişiklikler var. Eskiden bildiğim kadarıyla çam fıstığıyla geçimini sağlarmış insanlar. Evet, aynı çok ama şimdi şu an olmuyor yani. Takım gençler var mı köyde? Dışarıda çalışıyorlar. Şu aşağıda madenlerde çalışıyorlar. Ön şehirde çalışıyorlar. Mantar. Hayvanlardan geliyor. Mantar buldum. Nasıl yapıyorsunlar pişirmesini? Bunları şimdi güzelce yıkıyorum. Çok hafif haşlıyorum yani. Haşlıyorum dedim, kendi suyunu koy veriyor tavada. Ondan sonra ister soğanlı yap, ister unla, balık gibi kızart öyle. Tane tane, tek tek. Keçi mi? Keçi yok, inek var. Köylülerde yapar mı böyle, inek bakarlar? Herkes yapar, herkes yapar. Kendine yetecek kadar çok değil de, yani herkes çoluğuna çocuğuna gönderecek peynirini, yoğurdunu. Onlar doğru için mu? Değil mi? Onlar ne idare olmuyor işte oğlum, köy yerde ne yapalım? Mecbur, ne yapacaksın? Bir şeyle de uğraşmadın mı zaman geçmez. Ama geçmiyor işte, ne tutalım bak, yaş 75. Tamam teyze, hadi kendine iyi bak. Bakalım. Hadi hadi, iyi günler size. İyi günler, iyi, sağ olun. Hadi. Evet dostlar, şu anda Demircidere köyü içinde bulunan etnografya müzesindeyiz. Şimdi etnografya müzesini gezeceğiz. Bakalım etnografya müzesinde Türkmenlere ait ne gibi kültürel motifler sergilenmiş. Bunu hep birlikte görelim. Müzenin içine doğru ilerliyorum. Demircidere Özel Etnografya Müzesi diye geçiyor. 2014 yılında Bergama ilçesi Turizm Altyapı Hizmet Birliği katkılarıyla kurulmuş diye bir yazı var üstünde. Hemen giriyorsunuz böyle. Kapıdan girdiğinizde Hazreti Ali'ye ait, Hazreti Hüseyin'e ait resmi görüyorsunuz. Burada Türkmenlere ait geçmişte ve günümüzde kullanılan ürünler bulunuyor. Burada daha önceden yaptıkları çoraplar, yaptıkları örgüleri sergiliyor. Eski sandıklar bunlar. Kundaktaki bebek için kullanılan kıyafetler, başörtüler. Yine burada Atatürk'e ve Hazreti Ali'ye ait görüntü, resim. Şurada geleneksel, yöresel kıyafetler, kahve cezveleri. Eskiden tarımda kullanılan aletler. Yine tarlayı sürmek için saban var. Daha önceden kullanılan gaz lambaları. Eski model bir radyo. Köye geldiğinizde ilk böyle kocaman bir çınar ağacı var. Çınar ağacının hemen bulunduğu yerde köy kahvesi var. Şimdi köy kahvesinde buradaki insanlarla sohbet etmeye çalışacağız. Burayla ilgili biraz bilgiler alacağız. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım abi. Ben İsmail Özden, Demircidere'den. Bize köyünüzden, kültürünüzden, gelenek, göreneklerinizden bahsedersen. Vallahi köylüde
mal melal kalmadı. Fıstık ağaçları yapmıyor. Zeytinlere var işte, onları topladılar geldiler. Herkes de 3-4 kişi de bir inek var. Hayvan olan gidiyor işte. Şimdi gideceğiz bak. İnek var şurada, onu götüreceğiz. Evet. Samanlayacağız, geleceğiz buraya, yatacağız. Sabaha bakacağız, gire gideceğiz. 8'de 9'da gidiyoruz işte. Şimdi hiç vermiyorlar mı? Vermiyor, bir iki tane. Tercih. Hala bize dal çay be. Çok az mı veriyorlar? Yok, hiç de yok. Hiç yok. Bu sene inecek hiç de yok. Hmm. Biraz kolay. Eskilerden bize bahset. Eskiden şimdi, nasıldı, şimdi nasıl? Ya eskiden ne diyorsun? Eskiden bolluk vardı ya. 30 ton küner yapan vardı burada. 30 ton küner. Küner ne? Ya küner işte, o baklan işlerinden çıkarıyorlar. Küner deriz onlara biz. Küner. Fabrikaya götürdüler. Onları fabrika kırardı, şey derdi. Şimdi 150 milyon kilosu künerin. 30 ton küner kaç para yapar şimdi biliyor musun? Toplam köylüler mi 30 ton çıkarıyordu? Yok ya, bir adam yapardı ya. Bir ev 30 ton. Bir ev yapardı. 30'dan başladı, aşağı doğru inerdiler. Vay be. Ya o kadar bollukta. Niye peki şimdi verim düştü? Yok işte, Allah tarafından yok. Hiçbir tarafta yok. Bu çam fıstıkları ekildi mi? Nasıl oldu? Siz küçükken. Yok ya, bunlar kendilerine çıkıyor. Bundan bir tane kocamanlarından yıktı mı dibinden 10 tane çıkar. 10 tane çıkar bundan. Çoğalmış öyle. Çoğalıyor ya. Baksana şu parçaları. Tarlaydı oralar. Arpa ekilirdi. Çavdar ekilirdi. Tarlaydı oralar bak. Şimdi bak, ne oldu? Şimdi çoğalmış. 40 sene verirsin. İlk demek birileri getirip ekmiş o zaman. İtalyanlar ekmiş diyorlar ama bilmiyorum kadar. Orasını pek, o çok senevelleri, onu hatırlamıyoruz. Bu çamların da mahsulü yapmadığı maden ocaklarından biliyorlar. Daş ocakları var yukarıda, onlardan biliyorlar ama aslını da bilen yok. Kanıtlanmış bir şey yok yani. Yok yok, sağlıkçılar geliyor işte. Onlar da bir şey söylemiyor. Allah hükümetimize zaval vermesin. Bu emeklilik biterse biz, Türkiye biter. Biter Türkiye. Biter değil mi? Biter. Bir emeklilik kaldı. Bir emeklilik kaldı arkadaş ya. Bergama'ya ait 4 tane Tartacı Türkmen'in köyü ve onun yanında Çetni aşireti olarak 8 tane Çetni aşiretinden köy var. Biz Tartacı aleveti. Ne zaman yerleşmişler? Nasıl bu köyü kurmuşlar? Bizim köyümüz sağdan soldan 3-5 tane gelmiş. Burada yerleşmişler. Asırlarımız yani en azından 150 senelik bir 70'i var. Yalnız araştırma yapıyoruz diyorlar. Araştırma yapılmıyor. Kızılçamlar var. Kızılçam'da da mahsul var. Şimdi o çamlarda fıstık yapıyor. O fıstıklarda acaba var mı yok mu? Onu araştırmıyorlar. Evet. Madenlerden, siyanürden, daş ocaklarının şeyinden. Siyanür maden yedi bizi. Altın madeni de var mı burada? Tabii var, yakın 30 kilometre. Kuş uçumu 7-8 kilometre. Kaç yıldır maden faaliyette? Maden efendim aşağı yukarı 16 yıldır falan. 20 yıl olmuş. Peki şey, bu insan sağlığı açısından böyle hani zararlı olur. Hep kanser. Öyle mi? Evet. Siyanür olduğu için hastaların %90'ı kanser. Bizim mahallede var iki tane bir tane kanserli baldızım öldü. Kızım da kanserden yatıyor. Madenin çok çok şey zararları var. O maden sahasında o yörede akciğer kanseri, meme kanseri tavan yapmış. Bize de bir sürü de ölüm de var. Genelde hiç böyle şeyden değil. Hepsi kanserden. Kozak geliyordu. O da kesildi. Çam fıçıklarından yok. Bir hastalık var onunla da. Madenler diyorlar. Bir de taş ocaklar diyorlar. Hemen müzenin üst katında köye ait bir kütüphane kurulmuş. Resme şey olduğunu aynı zamanda kütüphane açmış. Burada da bir de ana evi oluşturulmuş. Resme Hanım'a ait eşyalar da burada sergileniyor. Köy kahvesinin hemen yanından yukarı doğru çıkıyoruz. Burada güzel bir çınar ağacı var. Hemen burada kahvenin arka tarafında çok amaçlı kültür evi var. Aynı zamanda cem evi. Merhaba abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Eskiden köy okulu olan bu yer şu anda çok amaçlı kültür evi olarak kullanılıyor. Köydeki düğünler, nişanlar, hayır yemekleri, cemler bu kültür evinde yapılıyor. Aynı zamanda kültür evinin tam yanında böyle bir küçük park alanı var. Çocuk parkı. Çok amaçlı kültür evini de gördük. Ne haber? Şişt, gel bakalım. Şimdi köyün üstüne
karlarına doğru gidelim. Burada. Bunlar burada hemen. Fırında mı yaptınız? Evet. Elinize sağlık. Öyle bir küçük yaparsın önce fırın önünde yemeğe. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Nasıl gidiyor zamanınız? Nasıl geçiyor? Zamanımız işte kuyruk hali. Öyle geçiyor. Hmm. Ekmeği bir göstersene aa, teyze bence. Bana. Nasılsın? Nasılsın? Tamam, 2 dakika bekle. Dur bakalım hele. Hmm, tepsilerde atıyorsunuz böyle değil mi? Evet, böyle atıyorum. Kaç günde bir ekmek yapıyorsunuz? Ne zaman bitirirsek o zaman. He, bitirdiğimizde bakıyor. Tamam. 10 günü buluyor yine de. 10 günü. Birlikte mi yapıyorsunuz? Birlikte. Evet. Hmm. Kardeş? Bazen ayrı yapıyor. Hmm. Gelin görümce. Kardeş, gelin görümce. Köyün ortak fırını mı? Ne? Köyün ortak fırını mı? Yok ya. Evet. Kişiye bizim bay. Kişiye ait. Bizim bu da dışarı çıkardık. Hmm. Sen nasılsın teyze, iyisin? İyi, iyiyim ya. Ekmeğiniz de güzelmiş, çok güzel, tadı güzel. Hayırdır siz ne? Biz de böyle sizin köyünüzü gezmeye geldik. Biraz dedik çekim yapalım. Ezberden mi? Yok, Edremit tarafından geldik. Ben Edremitliyim. Hangi köylüsün? Derebaz. Size Mehmet Alaklı. Mehmet Alan mı? Biz de Arıtaşlıyız. Arıtaşlı mısınız? Hı hı. Evet. Tabii tabii. Kimler biliyor musunuz Arıtaş'ı mı? Arıtaş'tan kim? Herkes de biliyoruz. Biliyor musunuz? Hı hı. Orada Cezmiler var. Mehmet oğlu var, kafeci. Evet. O kafeci Mehmetleri Mehmet biliyor. Yok. Onları tanıyor. Evet evet. Biz de gidiyoruz, onun yeri var. Tam köyün girişinde. Hı hı. Oturuyoruz biz de orada. Selam göndermek ister misin? Gönder. Pehlivan amcanın da eşiymiş de. Pehlivan amca desem bilir o. Ne amca? Pehlivan amca. Pehlivan amcanın eşi. Eşiymiş de. Tamam, neydi teyzeniz? Sabır. Sabır teyze. Sen neydi teyze? Ben de sabır. Mike gelin görümce sabırık biz ikimiz. Çok sabır etmemiz için demişlerdi. Sabretsinler eşler. Sabretsin beyim. Aynen. İyi günler. Hadi İyi günler. Size. Sağ olun. Doğası gerçekten mükemmel. Zamanında şu karşı taraflarda buğday ektiklerini söylüyorlar. Ama zamanla o çam fıstıkları döküle döküle çoğalmış. Ve şu anda her yer çam fıstığı. Bütün tepeler, dağlar çam fıstığı ama ürün vermiyor. Verimsiz bir hale gelmiş. Hep birbirine yakın olmak istemişler bence. Köyde bulunan Texas kafeye doğru gidiyoruz şimdi. Bir de Texas kafeyi görelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Narları yeni mi topladın? Yeni topluyorum hocam. Başına da. Başına topluyorsun değil mi? Evet hocam. Evet, evet, evet. Bereketli olsun. Allah bereket versin efendim. Buyurun. Nasıl gidiyor abi? Nasıl? Vallahi bir uğraşıyoruz hocam. Ne olacak, köylünün işi bitmiyor ki. Köylü işi bitmiyor ki. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ben ne iş yapıyoruz? Yazın kafe işi yapıyoruz. Şimdi ne bileyim zeytineye gidiyoruz. Ne bileyim işimiz bitmiyor yani. Köylünün işi bitmiyor yani. Nasıl, çok sirkülasyon oluyor mu? Millet gelip gidiyor mu? Tabii tabii, gelip gidiyor yazın. Hizmete geliyor, kaliteye geliyor. Ne bileyim organikliğe geliyor vatandaş. Sevgiye, saygıya geliyor. Kafeyi siz mi işletiyorsunuz? Evet, biz, ben işletiyorum efendim. Biraz hanımlarda... kafeniz hakkında bilgi ver abi. Özellikle Kozak Yaylası'na hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kozak Yaylası 250 bin dönüm arazi. Özel ormandır. Burası tapulu arazidir. Ve burada eskiden çam fıstığı yetişirdi. Üzüm yetişirdi. Bunlar için özelliğini kaybetti artık. Artık ne bileyim. Vallahi tam 2009'dan beri bu maksulu şey yok. Yani. Alamıyorsunuz değil mi? Almıyoruz hocam, alamıyoruz. Onu da köyde zaten sorduk, öyle söylediler sizin. Alamıyoruz. O büyük sıkıntı. Ana menümüz çam fıstığıydı yani bizim. Ondan sonra üzüm vardı mesela. Çam fıstığıyla neler yapılırdı mesela? Çam fıstığı o cilveli çayı olabilirdi. Düğünlerde fıstık helvası olabilirdi. Böyle misafirimiz geldiğimizde fıstık ikram ederdik. Bunu yazın gelsek böyle göremeyiz. Tabii tabii tabii. Yazın tabii. Bence bu mevsimde de gelmeli insanlar. Ya gelmeli de şimdi saksımız var. Doğal saksı. Tersine dikmiştim, o kurudu. Doğal saksı. Evet, evet. Evet. Böyle. Yani bu şeylerimiz var. Ne diyorlar buna? Sabanımız var, düvenimiz var. Ondan ne bileyim, 1987'de öldü. Atım var. 87'den... 87'de öldü. Ben 68 doğumluyum. Hoş geldin. 80. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Siz televizyonundan falan mı geliyorsunuz? Yoksa bir YouTube kanalı. Deniz tabii. İkimiz çalıştırıyoruz burayı. Ailecek çalıştırıyoruz. Geçimimiz çam kozalaklardı maalesef. Fıstık yapıyor şu an. Gelirimiz olmadığı için biz de böyle bir yer açtık.
Eşimle beraber çalıştırıyoruz. Bir de ben buraya yöresel şey olsun diye kozalaktan yoğurt mayalıyorum. Kozalaktan? Evet. Onun diğer yoğurtlardan farkı nedir? O burcu burcu çam kokar. Ha, çam kokusu gelir. Evet, çam kokusu gelir. Hemen doğal faydası da var diye düşünüyorum. Evet. Onun da şeyini de yapıyorum. Pekmezini, şurubunu da yapıyorum o kozalak. Hı hı. Bunları yapıyorum. Kozalak pekmez şurubu da bayağı herhalde astıma, koğaya iyi geliyor. Evet, değil mi? Evet, akciğeri temizliyor. Var mı elinizde? Var, şu an kendi elimde var. Bu mantarı nereden topluyorsunuz? Bunu çamların dibinden toplarız. Daha yeni çıktı hatta. Hı hı. Yoktu daha önce. Bunu toplarsın, güzelce yıkarsın. Unla fırına sür. Çok lezzetli olur. Soğanlı kavur ye. Yemeğini yapabilirsin. Burayı anlatmak için bu yöresel gelin gelirkene biz bunları yeriz. Gelinlik yerine bunu yeriz. Yani daha hala sürüyor ama şu an. Şu an devam ettiriliyor mu? Devam ettiriliyor. Baba evinden çıkarken bundan çıkacaksın. Buranın insanı çok iyidir yani. Kafemize beklerim. Cilveli çay yaparız bir de. O cilveli çaydan da içmenizi isterim. Şu an elinde şu an bitki çayı mı ne? Bilmiyorum. Bu kozalak fıstığından yaparız onu. Kavurup çayın içine atarsın. Burcu burcu kokar. Hani pilavlarda falan kullanıyorlar ya. Hı-hı. Onu biz genelde çaylarda bir de helvasını yaparız. Şimdi az da olsa yine de bir herhalde alırlar çam fıstığı değil mi? Şu an pahalı diye ben kendim yapıyordum. O helvasını da kendim yapıyorum. Şu an pahalı diye alamıyorum maalesef. 850 lira. Bunlar hiç ürün vermiyor mu ağaçlar? Ya veriyor. Vermeye veriyor, çok az. Çok az veriyor. Çok az veriyor. Yani anladım. Gelirimiz ondan bayağı bir düştü yani. Evet. Bilmiyorum, böcek falan diyorlar ama inşallah bulurlar şeyini. Evet. İyi, teşekkür ederiz ben ablacığım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ben bu köye haftada 2-3 sefer gelip gidiyorum. Çayımı içiyorum. Temiz hava alıyorum. Oksijenimi alıyorum. Akşam üzerinde yemeğimi yiyip Ayvalık üzerinden Bergama'ya gidiyorum. Bergama'da oturuyorsunuz. Bergama'da oturuyorum. Ben Bergama yerli Tahtacı köyündeyim. Bir köy gezimizin daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız desteklerinizi bekliyoruz. Yorumlar kısmından olsun, kendi sosyal medya hesaplarınızdan sevdiklerinizle bizim kanalımızı paylaşırsanız çok seviniriz. Bir sonraki köy gezimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.